26 Kasım'da ortaya çıkan ABD Büyükelçiliği'nin sitesinde yayınlanan açık olarak bir hibe adı altında, fon adı altında Türk aydınına, Türk basınına bir rüşvet sunulmakta ve bir ifade vardır biliyorsunuz. Gavurun emeğini yiyen gavurun kılıcını sallar derler. Burada yapılmaya çalışılan şey çok açıktır. Türk aydınının Türkiye'deki bir takım merkezlerin zihinleri, beyinleri satın alınmaya çalışılıyor. Bu yeni değil dedik. Ne zaman başladı bu Türkiye'de? Bu fonlama yani Batı merkezlerinden, Amerika'dan, Avrupa'dan fonlar almak 12 Eylül 1980 darbesiyle beraber Türkiye'de bir karşı devrim gerçekleşti. 12 Eylül darbesinin hedefinde Türkiye'nin milli devleti vardı. Bir milli devlet yıkılmaktaydı 12 Eylül darbesiyle beraber ve 12 Eylül'ün çeşitli yerlere yansıması oldu. Nedir? 12 Eylül'ün ekonomik yansıması 24 Ocak kararlarının uygulanması. Türkiye'nin milli ekonomisinin çökertilmesi, Türkiye'nin batıya bağımlı hale getirilmesi. 12 Eylül'ün askeri yansıması Türkiye'nin Amerikan planları içerisinde görev alması. Amerika'nın üslerinin Türkiye'de kapatılmıştı biliyorsunuz Sayın Demirel tarafından. 12 Eylül'ün yaptığı ilk icraatlardan biri Türkiye'deki Amerikan üslerinin açılması oldu. Sendikalar kapatıldı, işçi hareketleri yasaklandı. Bunun karşılığında tam tersine bölücü hareketler desteklendi ki bunu geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı da anlattı. Batı dedi yani bu darbenin arkasındaki kuvvetler 12 Eylül sonrasında Türkiye'deki sol hareketi ve milliyetçi hareketi baskılayarak bölücü hareketin önünü açmışlardır. FETÖ'nün önünü açmışlardır evet. Dedi. Çok önemli bir ifade. Bir yandan bunlar yapılırken bir yandan da Türk milletinin zihninin işgal edilmesi gerekir. Sayın Soner Polat da şöyle anlatmıştı. Siyaset savaşın başka araçlarla devamıdır derdi. Aslında bizim Amerika ile yaşadığımız şey adı konulmamış bir savaş. 1990'lardan beri Amerika Türkiye'yi bir düşman ülke olarak kabul ediyor. Ve Türkiye'ye karşı her cepheden, ekonomik cepheden, kültürel cepheden, basın alanından, askeri cepheden, iç güvenlik alanından bir savaş yürütüyor. Bu savaşın en önemli yanlarından biri de Türk milletinin zihninin işgal edilmesidir. Bunun için basının, demokratik kitle örgütlerinin, çeşitli sendikaların, gençlik derneklerinin, kadın derneklerinin de işgal edilmesi, Amerikan yanlısı olması büyük önem taşıyor onlar açısından. 1980 sonrasında Türkiye'de basının Amerika tarafından ve Avrupa tarafından desteklendiğini, Türkiye'de çeşitli derneklerin içerisinde, sendikaların içerisinde, kitle örgütlerin içerisinde Amerikancıların yoğun bir şekilde çalıştığını görüyoruz.